azaltılır. Ben farkındaysanız bu konuda da birkaç şey söylemek istiyorum sizin vasıtanızda. Teşekkür ederiz. Biz yıllardır göğsümüzde Çaykur reklamıyla bu sahalara çıktık. Bugün farkındaysanız göğüs reklamımız boştu. Çaykur'a gerekli müracaatlarımızı yaptık. Yıllardır sosyal sorumluluk adına profesyonelliklerden başlayarak ciddi destekleri olan Sayın İmdat Şükrü, önceki Ekrem zamanında başlayan spora destek maalesef bugün itibariyle yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Siyasilerimizden rica ettik. Genel müdürlüğe toplantılar yapacaklar. Buna şiddetli ihtiyacımız var. Sadece pazar sporun değil, hopa sporun, işte of sporun, yani çay bölgesinin profesyonel takımlarının, artı bizim kadın handbol takımımız Süper Lig'e çıktı. Evet. Bu hesapla çıktık biz. Yani bütçeyi yaparken Çaykur'un desteğini de hesap ettik. Bugün bir anda bunu yok demek insafsızlık demeyeceğim ama çok zor durumda bırakır. Ardışen Gençlik Spor Kulübü aynı şekilde Süper Lig'de, handbolda. Çoğu yerlerde Çaykur gibi kurumların böyle desteklerine sosyal sorumluluk denir. Ben başka bir terminoloji kullanacağım ama bunu siz de lütfen paylaşın. Çaykur'un bize ve bizim gibi kulüplere ulusal anlamda Rize'yi temsil eden, yani Rize dışındaki Edirne'den Muğla'ya, Antalya'dan Van'a, Kars'tan Hatay'a kadar çoğu yerel, bazıları bölgesel televizyonlarda yayınlanan, Ziraat Türkiye Kupası'nın maçlarında yayınlanan ve forma reklamıyla çıktığımızda önemli bir tanıtım sağlayan bir araç. Başka yerlerde buna dediğim gibi sosyal sorumluluk derler. Çaykur'un bizim gibi kulüplere destek olması sosyal zorunluluktur. Bu terminoloji özellikle kullanmak istiyorum. Zorunludur. Sosyal anlamda zorunludur, ekonomik anlamda zorunludur. Bölgenin gençlerine destek alma anlamında. Ben Sayın Genel Müdür'le birkaç kez randevu almak istedik. Seyahat dedi ya, ben bunu birebir kendisine de anlatacağım be. Kendisini ikna edebilecek tek adam da benim. Ben ikna ederim. Çünkü anlattıklarım, yaptıklarımız da ortada. Çünkü bu desteği Çaykur Rizespor dışında ilk alan kulüp biziz. İlk alan kulüp Pazarsporlu. Biz de başladı. Bir bitmemeli yani. Ama ileriye dönük başka planları varsa oraya bir termin verirler ama bugün birden kesemezsiniz. Yani ne diyeyim, içme suyunuzu bir anda biri gelip kesiyor yani. Hadi demesi lazım ya, sen işte bir ay sonra keseceğim, üç ay sonra keseceğim. Bir anda Vanayı kapatamazsınız. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Siyasilerine mutlaka destek verecek. Eski Spor Bakanımız, bize milletvekilimiz zaten konuyu da biliyor. Bunu biraz medyada da işlersek Çaykur'un yönetimi de buna bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Çok ihtiyacımız da var. Son transferleri çok zorlayarak yapabildik. Halbuki bu kaynak olsaydı en kolay ekonomik sezonu geçirecektik. Yine başa dönmezsek bile başa döndük. Bu desteği mutlaka istiyoruz. Bu destek de gelirse Pazarspor'u seneye de ikincilikte görebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim.